2019 yılı belediyelerin borçlarıyla alakalı çok fazlasıyla gündem oldu. Bazı belediyeler 20 yılda bu borçları ancak ödeyebilir anlamında da haberler yapıldı. Tokat ilçe belediyelerimizden Erbaa Belediyesi, Zile Belediyesi, Niksar Belediyesi neredeyse iflas ettik, battık, artık bizden iş beklemeyin anlamında belediye binalarına borç listelerini astılar. Bizim bütçemiz bu kadar ama borcumuz o kadar fazla ki bizden ey millet hizmet beklemeyin diye de algı yönetimi yapıldı. Bu aklı belediye başkanlarına kim verdi bilmiyorum ama 2020 yılına geldiğimizde bu aklın bir işe yaramadığını da gözlemlemiş olduk. En son bu hafta neler konuşuldu belediyelerle alakalı? Onu kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı belediyeler 2020 yılında yaptıkları projeleri öne çıkartmaya çalışırken veyahut da ödüller alırken dünya genelinde ilçe belediye başkanlarımız arasında da bizi üzen gelişmeler oldu. Örnek söylüyorum, Niksar Belediyesi Niksar Ayvaz Suyu'nu uzun vadeli kiralama ya da satma ile alakalı uğraşıyor. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan kameraların karşısına geçtiğinde Niksar Ayvaz Suyu'nu elden çıkaracaklarını söyledi. Oysa bölgemizde kendinden gelir olan tek belediye Niksar Belediyesi. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'a Niksar halkı sormuyor değil. Bizi belediyemize ait bu kadar malı mülkü sattın, nereye harcadın? Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan diye. Fısıltı gazetelerinde bunlar var. Ama Niksar Belediyesi'ni aratan başka bir gelişme oldu. Erbaa Belediye Başkanı belediyenin önünde bir kurban kesti. Bu kurban bir açılış değildi. Normalde kurban bir ürün alınır, bir açılış yapılır, bir hizmet yapılır, ona kesilir bizim bildiğimiz kadarıyla özellikle kamu kuruluşlarında. Bir iş adamı belediye başkanına acımış, belediye başkanına makam arabası hediye etmiş. Tabii ki belediye başkanı da bunun kabulünü kurbanla kabul etmiş. Şimdi o iş adamı kimse bilmiyorum, bize de bir tane makam arabası hediye edebilir veyahut da Kızılay'a hediye edebilir, Erbaa'da başka toplum yararına çalışan derneklere de hediye edebilir. Bunun yolu açık. Yani özellikle söylemem gerekirse bir bağışın, bir hediyenin kurbanla kabulü toplum tarafından hoş karşılanmadı. Ayrıca Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl makam arabasına binmeyeceğini ve kendi arabasıyla belediyeye gelip gideceğini ifade etmişti. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl kimden bağış aldı dersiniz bu arabayı? Belediyenin iş yaptığı firmadan. Tabii ki bu bomba olarak Tokat'ta konuşulurken ne kadar etik tartışmasında oluşturdu. Erbaa Belediyesi'nden iş yapmayan bir firma olsaydı Erbaa Belediyesi'ne bu makam arabası hediye edilebilir miydi? Veyahut da şöyle soru işaretleri de oluştu kamuoyunda. Bir tane araba mı sadece hediye edildi? Başka hediyeler de var mı? Siyaset toplumda her geçen gün soru işaretleriyle dolu. Hepimiz de biliyoruz. Özellikle siyasete güven Türkiye'de %10 bile değildir. Özellikle seçilen belediye başkanları davranışlarına dikkat etmesi lazım. Seçilmiş belediye başkanlarının parası olmayabilir, borcu da olabilir. Ama kendisinden ihale alan firmadan makam arabası hediye alması hiçbir şekilde toplum tarafından olumlu karşılanmıyor. Sosyal mecra olsun, kamuoyu olsun, Ertuğrul Karagöl'ün makam arabasının yanı sıra başka şeyler de aldığıyla alakalı çalkalanıyor. Biz isteriz ki belediyelerimiz açılışlarla, hizmetlerle, projelerle, seçmenlerine faydalı işlerle gündeme gelsinler. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ilk seçimi. Daha 30 yaşında. Erbaalılar ona bir fırsat tanıdı. Dedi ki sen gençsin, Erbaa'mızın adamısın, biz sana güveniyoruz. Erbaa'mızı geldiği noktadan daha da büyüt dedi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ün danışmanı kimse, akıl hocası kimse ya da kendi bu şekilde hareket ediyorsa yanlış hareket ediyor onu söyleyebilirim. Erbaa Belediye Başkanımız Ertuğrul Karagöl göreve geldiğiniz andan itibaren yaklaşık 60 kişiyi belediyeden çıkarttınız. Bu 60 kişi AK Parti Belediyesi zamanında
alınmış arkadaşlarımızdı. Yani asgari ücrette çalışan ya da evine ekmek götüren insanlardı. Ertuğrul Karagöl göreve geldiği andan itibaren başlayan çalkantılı dönem gördüğümüz kadarıyla 2020 yılında da devam edecek. Ertuğrul Karagöl'ün kendi fikri de olabilir, danışmanlarının, akıl hocalarının fikri de olabilir ama gördüğüm kadarıyla erbağımız hizmetten, açılıştan, işten öte bu tür çalkantılarla gündem olacağı benziyor.